mi? Burada bir tuhaflık var mı? Bence çok büyük tuhaflık var. Yani bir askerin veya herhangi bir bürokratın, ki burada silahlı veya üniformalı bürokrasinin bir parçası, iki kuvvet komutanı, yürütmenin başı olan kişiyle bu kadar sarmaş dolaş olması demokratik bir ülkeye yakışmaz. Yani demokrasilerde sivil asker ilişkileri daha mesafelidir. Çünkü kurumların kurumsallığı, özelliği korunmuştur. Şimdi bu görüntü bize şunu gösteriyor. Demek ki kurumların başındaki kişilerle, dolayısıyla kurumlarla yürütme arasındaki ilişki artık o kadar kişisel hale gelmiş, kurumların özelliği o kadar ortadan kalkmış ki kameralar önünde sarmaş dolaş olunabiliyor. Hatta ağlanacak duruma gelinebiliyor. İşte hanımefendiye selamlar, saygılar, şunlar bunlar. Bunu da Cumhurbaşkanlığı sitesinde koyuyor. Yoksa orada o koyulduğu için biz bunu görüyoruz. Anadolu Ajansı yani Cumhurbaşkanlığı geçti. Sitesine konmasa yine görmeyiz. Yok, Anadolu Ajansı da geçti. Tüm herkese servis edildi bu görüntüler. Evet ama netice itibariyle orası izin veriyor. Yani İletişim Başkanlığı tabii. İzin vermeden hiç kimse hiçbir şey geçemez. Tabii. Şimdi bakın. Bu iki general, biri Hava Kuvvetleri Komutanı, geçen sene kuvvet komutanı olmuştu. Bu sene emekli edildi ve bekleme süresi dolmadan emekli edildi. Yerine geçen sene terfi etmiş bir orgeneral getirildi. Şimdi deneyimli bir orgeneral var, bekleme süresi de var. Niçin o orgenerali aldığınızda bir başka orgenerali kuvvet komutanı yaptınız? Yani aceleniz ne? Ne zorladı sizi? Şimdi ben bu soruyu soruyorum. İşte o kuvvet komutanı belli ki bu soruyu sormuyor. Hayatından memnun, gülüyor, mütebessim, müteşekkirim diyor vesaire. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı olan... O belki geçen yıl emekli olmayı bekliyordu. Terfi edince hani ekstradan bir yıl bonus olmuş oldu. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı durumu daha farklı. Şimdi kendisi Genelkurmay Başkanı yapılabilirdi, kuvvet komutanıydı. O emekli edildi. Hiç kuvvet komutanlığı yapmamış bir ordu komutanı Genelkurmay Başkanı yapıldı. Şimdi yani Genelkurmay Başkanlığı dediğiniz şey, yani üç kuvvet, özel kuvvetler dahil, bunlardan sorumlu, bunların müşterek harekatını yapacak, planlayacak, gerektiğinde sevk idare edecek, bunlara hani göz kulak olacak, ışık tutacak, yönlendirecek kişi. Şimdi ordu komutanı, karacı, Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'ni ne kadar bilir? Hasbelkader görmüş müdür, görmemiş midir? Genelkurmay Karargahı'nda ne kadar görev yaptı? Ama netice itibariyle kuvvet komutanlığı yapmadı. Peki nasıl şimdi Genelkurmay Başkanı olacak? Yani nasıl yapacak bunu? Bu ne yapıyor biliyor musunuz? O da Genelkurmay Başkanı olabilir, bu da olabilir. Yani karacı da olur, denizci de olur. Ordu komutanı olsa ne olacak? Kuvvet komutanı. Aynı şey Hulusi Akar'da başlamıştı. Yani Genelkurmay ikinci başkanıydı. Ordu komutanlığı yapmadan kuvvet komutanı oldu. Ve ordu komutanlarına emir komuta etme noktasına geldi. Süreç 2013'te. Süreç zaten oradan başladı. Bunların hiçbiri normal değil. Bunlar sivillere veya askeri üniforma giyip de o üniformanın anlamının tam farkında olmayanlara ne var canım ne var bunda gibi gelip öyle değil. Daha önemlisi de şu bakın. Bu Yüksek Askeri Şura'da öncekileri söylemiyor. Bu senekini söylüyor. Sadece Kara Kuvvetleri'nden bir kor general, iki tüm general, 9 tuğ general rütbe bekleme süresi dolmadan erkenden emekli edildi. Şimdi kor general daha yeni geçen sene emekli olmuştu. Diyarbakır'daki kolordu komutanıydı. İki tüm general, 9 tuğ general, 11. Bizde tuğ general ve tüm generaller, yani bunlar hani ilk iki generallik rütbesi normal olarak muharip birliklerin komutanlarıdır. Yani Tugay komutanları ve taktik tümen komutanlarıdır. Bu deneyimli birliklerinin başında olan birlik komutanlarını, muharip komutanları niçin erkenden emekli ediyorsunuz da yerine başkalarını tercih getiriyorsunuz? Bakın bunun cevabı yok. Aynı şekilde 3 deniz kuvvetlerinden, 3 hava kuvvetlerinden yine süresi dolmadan emekli edildi. Süresi dolmadan.
Yani toplamı 18 ediyor. Niçin bunu yapıyorsunuz? Niçin 18 general ve amirali bekleme süreleri dolmadan, daha enerjileri yerinde, deneyimleri var, birliklerinin görevlerinin başında, bunlardan en fazla, en verimli istifade edebileceğiniz bir dönemde, aşamada bunların niçin silahlı kuvvetlerin dışına çıkartıyorsunuz da yerine başkalarını getiriyorsunuz? Hangi kriterlere göre bunu yapıyorsunuz? Şimdi bunların cevabı bende yok. Ama sonuçları ortada. Bu şunu getiriyor. Yani görevdeki genel ve amirallere bakın. Eğer istenirse, yani Tayyip Erdoğan isterse, ki ona bağlı, sizi bir sene sonra bile emekli edebiliriz. Bu arada erken emekli terfi edenler var. Eğer istenirse, göze girerseniz tırnak içinde, rütbe bekleme sürenizi beklemeden de terfi ettirebiliriz. Hatta Genelkurmay Başkanı da olabilirsiniz. Hatta Genelkurmay Başkanı bile yapabiliriz. Olabilirsiniz. Yeter ki akıllı olun. Tırnak içinde söylüyorum. Yeter ki akıllı olun. Bir orduya yapılabilecek bundan daha büyük kötülük olmaz. Bence asker olarak. Evet. Ya bunu şahsi görüşüm olarak söylemiyorum. Askeri tarih, harp tarihi bunu söylüyor zaten. Yaşadıklarımız da söylüyor. Şimdi o iki kuvvet komutanının Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra sergiledikleri o tavır ne anlama geliyor biliyor musun? Yani niçin garipsedim ben? Yani özellik falan onun dışında. Bütün bunları onlar da doğal, normal karşılıyor. Benim gibi garip bulmuyorlar. Doğal buluyorlar. Doğallaşmış. Doğallaşmış. Yani bu ilişki tarzı bir süredir demek ki hani içeride bayağı bir doğallaşmış, normal hale gelmiş. Ha, hayır işte yani demek ki diğer bütün yapılanlarda doğal, garipsenecek bir şey yok. Askerler, kuvvet komutanları bile yani bunu garipsemediğine göre herhalde bunlar normal diyorlar. Evet. Deniyor. Halbuki bunlar anormal. Tamam. Yani siyah beyaz gibi gösteriyor. Aynı Avrupa Birliği üyeliği gibi bir şey. Evet. Garipsediğim ve beni rahatsız eden, üzüntü duyduğum konu budur. Hızlıca geçelim diye konu konu geçiyorum. Mehmet Ali Güller, tabii istersen yorumlayabilirsin. Hiç konuyu. Yorum yok. Sayın Solmaz Türk'ün değerlendirmelerinin üstüne de bu konuda bir değerlendirmem olamaz Peki. Zaten. Peki.